Sağlıklı bir uyku için uyku ortamının nasıl sıcaklıkta olması, uykuya dalmak için de vücut ısısının düşmesi gerekiyor. Ancak araştırmalar çıplak uyumanın kaliteli uykunun dışında birçok faydası olduğunu gösteriyor. Amerikalıların sadece %8'i çıplak uyurken Avrupa'da bu oran daha yüksek. Örneğin İngilizlerin 1/3'ü çıplak uyuyor. Türkiye'de buna dair bir istatistik yok. Oysa araştırmalara göre çıplak uyumanın sağlığa birçok faydası var. Bu videoda bunların faydasına hep birlikte bakacağız. 1 numara. Çıplak uyumak insanı daha derin bir uyku haline sokabilir. Amsterdam Üniversitesi'nden bilim insanları gece boyunca yükselen vücut ısısının insanın uyanmasına sebep olduğunu tespit etti. Cilt sıcaklığını düşük tutmanın en kolay yolunun ise çıplak uyumak olduğunu ortaya çıkardılar. Bunların yanı sıra pijama giymek vücut hareketlerini kısıtlar. Çıplak uyurken insan üzerinde kırışan giysilerin etkisi yerine daha rahat bir istirahat edebilir. 2 numara. Doğru diyet, spor ve egzersiz sayesinde çıplak uyumak kilo vermeye de yardımcı olabilir. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri daha düşük ısılarda uyumanın metabolizmayı hızlandırdığı, böylelikle kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. Bunun yanında diyabetin ilerlemesini de önlüyor. Gece boyunca vücut ısısının fazla artması, stres hormonu kortizolun artmasına sebep olur ve bu yüzden de kilo alma, anksiyete ve sağlıksız abur cubur yeme isteğini arttırır. 3 numara. Cilt sağlığını destekler. Tüm gün boyunca kıyafetlerin altında havasız kalan vücudumuzu bir bakıma havalandırmış oluruz. Çünkü vücudun en çok terleyen yerlerinin gün boyu havasız kalması bazı cilt hastalıklarına sebep olabilir. Bunların yanında daha düşük ısılarda uyumanın yaşlandırmayı geciktiren bir etkisi de vardır. Bunun sebebi ise salgılanan melatonin hormonudur. 4 numara. Saç sağlığı için de iyi bir etkendir. Ter saçınızda büyük tahribat yapabilir. Çünkü teriniz kuruduğu zaman cildinizde bir katman tuz bırakır. Bu tuz kafa derinizi tahriş eder ve saç dökülmesine sebep olabilir. Daha derin ısılarda uyumak daha az terlenmesine sebep olacaktır. Bu da saçlarınıza iyi yönde etki eder. 5 numara. Üreme organlarınız da çıplak uyumaktan iyi yönde etkilenecektir. Kadın üreme organlarında mantar ve bakteri üremesi oldukça sık rastlanan bir durumdur. Geceleri çıplak uyumak bu bölgeyi serin, kuru ve havalandırılmış şekilde tutar. Bu da fazla ısınmanın ve terlemenin önüne geçmiş olur. Erkekler için ise fazla dar iç çamaşırları ve giyim ürünleri sperm kalitesini ve üreme sağlığını etkileyebilir. Bu tür riskleri yine geceleri çıplak uyuyarak düşünmek mümkündür. 6 numara. Özgüven artışına sebep olabilir. Gündüz yaşadığınız ne giysem, bu beni nasıl gösterdiği gibi dış görünüşsel kaygıları gece çıplak olarak geride bırakabilirsiniz. Kendi yatak odanızın rahatlığında özgüveninizi arttırmanın bir yolu çıplak uyumaktır. Bir çalışmaya göre her gün birkaç saat çıplak kalmanın beden imajını ve özgüvenini arttırabileceği iddia ediliyor. Çıplaklar kampına gitmenize gerek yok, yatak odanız yeterli olacaktır. 7 numara. Yataktaki özel hayatınızda pozitif etkileri de olacaktır. 1000 kişinin üzerinde yapılan bir araştırmaya göre çıplak uyuma alışkanlığının romantizme katkısı olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan kişilerin %57'si pijama kullanmadığını ve bunun partnerleriyle romantik ilişkilerine katkısı olduğunu dile getirdi. Bunun yanında tensel temas, oksitosin yani iyi hissetme hormonu salgılamasına sebep olur. 8 numara. Bu 3 durumdan biri varsa çıplak yatmasanız iyi olur. Uyur gezer iseniz, geceleri fazla kalkıp geziyor ve hatırlamıyorsanız, dünya nüfusunun yaklaşık %3'ünde uyur gezerlik görülebiliyor. 9 numara. Cildiniz çok hassas ise uzmanlar çıplak uyumanızı önermiyor. Alerji ya da hassas cilt sorunları yaşıyor iseniz çıplak yatmak size göre olmayabilir. Pijama giymek hassas cildinizi dış etkenlerden koruyabilir. Bu durumda pijama kumaşınızı uygun seçmeniz tavsiye ediliyor. Kolay hastalanıyorsanız ya da soğuk bir yerde yaşıyorsanız geceleri çıplak yatmak sizi daha da kötüleştirebilir. Evinizin ısıtma sistemine güvenmiyorsanız çıplak uyumak macerası sizin için hastalıklarla sonuçlanabilir. 10 numara. Çıplak uyumanın şeker hastalığı ile de bir ilgisi var. Soğuk bir ortamda uyumak metabolizmayı güçlendiriyor, kan şekeri seviyesini düşürüyor, hatta tip 2 diyabetten koruyor. Öyle ki bilim insanları çıplak uyuyarak vücut ısısını düşürenlerin birkaç hafta içinde sağlıksız yağlarından daha rahat kurtulabildiğini saptadı. Bu da kan şekerini dengeleyerek şeker hastalığı için bir kalkan oluşturuyor. 11 numara.
zihinsel olarak daha uyanık hissetmenize ve daha iyi metabolizmayı teşvik etmenize yardımcı olmasının yanı sıra düzenli olarak iyi ve derin uyku daha genç görünmenize yardımcı olabilir. Winter derin uykuda olduğumuzda vücudumuzun büyüme hormonu salgıladığını söylüyor. Bu bizi sağlıklı ve enfeksiyondan uzak tutmak için çok önemli olan bir hormon ve aynı zamanda hücrelerin yenilenmesine de yardımcı oluyor. Sonuç, daha iyi kaliteli uyku, daha taze, daha sıkı görünen bir cilt. Eğer çok sıcak havalarda serinlemek için çıplak uyursanız bu fayda sağlamayabilir. Uzmanlara göre geceleri çıplak yatmak sizi serinletmiyor. Aksine daha çok terlemenize ve sıcaklanmanıza yol açıyor. Normalde olduğunuzdan daha yorgun bir şekilde uyanıyorsanız bunun sebebi de muhtemelen kavurucu sıcaklar. Peki klima? Yoksa bu sıcaklarda nasıl baş edebilirsiniz? İşte sizi biraz olsun serinletecek birkaç yöntem daha. 1 numara. Çarşafınızı hafifçe nemlendirin. Sıcak bir günde uyumaya çalışırken oldukça fark yaratacağını göreceksiniz. Tabii nemlendirin derken yatağınızı tamamen ıslatmanızdan bahsetmiyoruz. Hafifçe bir nem, serinlemenizi ve rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır. 2 numara, perdelerinizi ıslatın. Sizi biraz olsun serinletecek bir diğer yol ise perdelerinizi birazcık ıslatmak. Elinize bir adet içi su dolu sprey şişesini alın ve perdelerinizi hafifçe ıslatın. Ufacık bir rüzgar estiğinde bile odanızı ne kadar serinleteceğini göreceksiniz. 3 numara, ısı yayan her şeyi kapatın. Başta elektrik prizleri olmak üzere odanızda ısı yayabilen birçok şey bulunmaktadır. Bir masa lambasının çoklu prize takılmış şarj aletlerinin ne kadar ısı yaydığını tahmin bile edemezsiniz. Tek yapmanız gereken kullanmadığınız bütün elektrikli aletleri kapatmak. Hem enerji tasarrufu yapmış olacaksınız hem de rahat bir uyku çekeceksiniz. 4 numara, buzlu pirinç sizi serinletecektir. Önce bir şişe su dolduruyoruz ve içine pirinç koyduğumuz çorabın içine bu buzlu şişemizi koyuyoruz ve tekrar donduruyoruz. Sonra yapmanız gereken ise bunu vücudunuzun hassas noktalarına, yani el ve ayak bileklerinize, ayaklarınızın üstüne ve altına, şakaklarınıza bastırarak rahatlamaya çalışmak. 5 numara, yatmadan önce ne içtiğinize dikkat edin. Uyumadan önce alkol tüketmek harika bir fikir olmayabilir. Hava sıcak olduğunda bu durum uykunuzu daha çok etkileyecektir. Bunun yerine bir bardak soğuk suyu yanı başınızda bulundurmak gece aşırı terlemenizi engelleyecektir. 6 numara, olabildiğince yere yakın olun. Isınan hava yükselir. Bu yüzden olabildiğince yere yakın olmak serin kalmanıza yardımcı olacaktır. Eğer sıcaklık çok kötü durumdaysa yere bir çarşaf serip uyuyabilirsiniz. 7 numara, bileklerinizi serinletin. Ayaklarınızı ya da ellerinizi yıkamak uyumadan önce sizi oldukça rahatlatacaktır. Güneş vururken perdeleri ya da güneşlikleri olabildiğince kapalı tutmak odanızın fazla ısınmasını engelleyecektir. 8 numara, tek başınıza uyumak daha iyi olacaktır. Eğer yatağınızı paylaştığınız bir partneriniz varsa, bu sıcaklarda biraz acımasız olmanın vakti geldi demektir. Yatağınızda tek başınıza uyumak, serinleme imkanınızı arttıracak, hem vücut hem de akıl sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.
We'll be right back.